Jemi në Bosfor me zotërin që është një personaj, një trashëgimtar nga familia e Tepelenës, pra Ali Pashë Tepelenës, janë stërnipet e tyre, se ka qenë familie shumë e gjërë, me një farefis shumë të madhë, por do e vazhdojmë reportajin në turqisht do e kthejmë në Shqip. Eve, të krarë mirë havallar. Merhaba efendim. Eve, biraz ailenizden bahseder misiniz? Şimdi Arnavutluk'taki anneannem, dedem, anneannemin babasının ismi Nazif. E ka pasur emrin Nazif, pra Nazif, Gjyshi. Nazif Çaço. Nazif Çaço. Evet. Nerede doğmuş, ku ka kishte lindur? Permet'in Radoviski köyünde. Në fshatin Radoviski të Permet'it ka lindur evet. Gjyshi evet. Eti. Evet. Ne zaman Türkiye gelmişler onlar? Valla savaş zamanı gelmişler. Yani. Hangi savaş ama? Hiç bahsediyorlar mı? Öyle kaç yılında? 1900 yıllarda mı? 1800 yıllarda mı? 1915 yıllarında evet 1915 yıllarında olabilir. Evet, işte Gjyshi i tyre ka emigruar edhe viteve 1914-13 diçka e tillë, pra në fillim e luftës së parë botërore. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gemi Tiran'a yanaşıyor. Bizim Durres'e yanaşıyor. Oradan benimkiler biniyorlar. Hatta oradaki akrabalarımız da diyorlar ki gemi bir hafta burada kalacak. Niye gemiye biniyorlar? Gelmek için. Türkiye gelmek için. Biliyorlar bir Türk gemisi evet. Olduğunu. Peki niye kaçıyorlar oradan? Savaştan mı? Savaştan kaçıyorlar. Pra gjyshërit e tyre nga lufta dhe nga gjendja e keqe që ishte atë kohë sepse ishte koha ku Shqipëria ishte shkatëruar, kishte dalë nga 500 vjeçari i kohës që jetoi i Osmanlisë, kështu që ishte një gjendje kritike shumë të keqe ekonomike, vazhdoi edhe lufta e parë botërore, kështu që ishin të detyruar për të mbijetuar familjet që të largoheshin dhe në breg të Durrësit ishte afruar një anije thot, edhe kjo anije do shkonte në Turqi edhe ato vendosin të vinë në Turqi. Pra sizin dedeleriniz Türkiye gelmeye karar verip ve gidiyorlar o gemiye biniyorlar. Kendi annemin amcasının çocuklarına diyorlar ki bir hafta bu gemi burada kalacak. Halbuki gemi sabahleyin yola çıkıyor. Onlar orada kalıyor. Tiran'da kalıyor. Ha, o zaman yarım biniyorlar. Tabii bir yarım biniyorlar. Diyor, tabii yarım. Biniyorlar. Onlar işte bunlar da binecek kendi böyle şey yapınca gemi bir hafta burada kalacak deyince bizimkiler inmiyor annemler. Hı-hı. Anneannemler. Onlar iniyorlar. İndikleri zaman sabah geliyorlar gemi yırtımdan açılmış vaziyette. Evet. Shumë interesant për arsye se kur gjyshërit e tij, gjyshja ve gjyshi i tij kanë bindur kanë hypur në vapor, të afërmit të tjerë familjar të cilët kanë hypur së bashku në vapor, kanë dëgjuar që dikush ka thënë që vapori do rrinë një javë këtu, pas një javë do niset për në Turqi, kështu që një pjesë e familjes kanë zbritur dhe kanë shkuar në Tiranë dhe në mëngjes kur kanë ardhur për të takuar përsëri anëtarët e familjes, kanë parë që vapori është ngritur edhe është në det po ikën. Pra një pjesë ngeli atje dhe pjesa tjetër morën rrugën e udhëtime që zin ku shkojnë. Onlar Türkiye'de bekleyen birileri var mı onların? Yani burada bekleyen birileri yok, var hayır, mıydı? Hayır yok. Hiç bekleyen kimsemiz yoktu. Bütün yani aşağı yukarı annemin anneannemin şeyi kardeşlerin hepsi buradan geliyorlar. Hı-hı. Bir tek onlar kalıyor. Hiç Türkçe falan biliyorlar mı o zaman? Biliyorlar. Az çok biliyorlar. Biliyorlar tabi tabi. O dönemden öğrenmişler. Tabii. Yani benim şimdi Arnavutça bilmemin tek sebebi bizim evde Arnavutça konuşulmamasından. Hı-hı. Onun için annem anlıyordu konuşamıyordu. Mesela dayımlar falan hep anneannemler beraber oturduğu için hı-hı. Onlar çok güzel Arnavutça konuşuyor. Hı-hı. Hatta dayım Cevdet'in babasına mektup yazıyordu. Arnavutluğa giden mektuplara dayım yazıyordu. Tabii Cevdet şeyde. Pra thot kemi pasur një mungesë sepse kur kanë ardhur gjyshrit tan këtu, ato edhe në kur kanë qenë në Përmet kanë pas folur për turqishten, por kur kanë ardhur këtu, nga që janë detyruar të mbijetojnë, kanë folur turqisht, në familjen tonë nuk është folur shumë shqip, që sot e ndjeja të mungesë, por falefisi, të tjerët të falefisit vazhdimisht e kanë mbajtur gjuhën shqipe. Şimdi biz bu sefer gittiğimiz zaman Permet'e gittik ve bu arada da İstanbul'dan dayımın oğlundan konuşurken bana söylediği kelime biz anneannem yani şeyin Ali Pasha Tepelenës. Evet, onun torunu olduğunu söylediler. Ha, ve thotë kemi mësuar se gjyshja jon pas ka qenë mbesë Ali Pasha Tepelenës. Po baba juaj nga ka qenë? Babanız nereli? Babam Makedonyalı. Biz Makedonyalı bir şeyli, manastırlı. Oradaki Arnavutlar. Evet, oradaki. Pra nën ka pasur nga Tepel, gjyshja nga Tepelena, por gjyshi ka qenë nga manastiri, nga shqiptarët e manastirit. Orada da babamın şeyi. Sizin öz babanız orada. Öz baba, öz baba. Pra baba i tij nga manastiri se thash gabim. Babamın dedesi de orada İsmail
A diye geçermiş. Hatta atlan hacca gidip 8 ayda gidip gelen evlenen kızlara çeyiz at arabından çeyiz gönderen kişiymiş. Pra gjyshit i pas ka pasur emrin Ismail, ka qenë në manastir edhe gjithmonë ka vajtur në haç edhe gjithmonë i ka pasjell vajzave që martohen ato boçat e martesës pra, që pregatiten. Peki babalarınız hiç anlatıyorlar mıydı mesela o Arnavutluk döneminde Arnavutluk'ta yaşadıkları olan bir olay olmuş mudur? Hani iz bırakmış olan bir savaş, i̇şte bir katliam. Babamlar oradan gelirken, dedeler babam tarafından. Oradan gelirken işte Balkan Harbi'nden geliyorlar. Harpten kaçarak geliyorlar. Babaannem kaçıyor hatta oradan gelirken altın getiriyor babaannem. Ha. Yani nasıl getiriyor? Peynir tenekesinde peynir yapıyor, altına altınları koyuyor, geliyor. Öyle geliyor yani babaannem. Yani bu arada da bir de ayrıyetten orada 52 tane tapu var. Evet, ben gittim onların yerlerini buldum. Doğdukları evi buldum yani orada manastırda. Gjetëshpin. Pra gjyshi e ti kur ka ardhur ka qenë koha e luftës, burrat luftojnë edhe gratë patjetër që shpëtojnë jetën e tyre, edhe Florin thotë që i ka pas bër ato të neqet, i ka pas mbushur kovat me djath edhe brenda djathit ka pas fshehur Florit edhe i ka sjell në Turqi që ka ardhur këtu. Peki başka bir olayda hiç bahsediyorlar mıydı? Çünkü bizim özellikle Makedonya bölgesinde yaşayan Arnavutların dönem dönem onlar katliamlar gördüler. Dönem dönem çok farklı saldırılara uğradılar. Yani çünkü orada farklı toplumların yaşadığı bir bölge olduğu için. Evet, hani çok katliam görmüşler. Bütün katliamları söylüyor. Yani mesela bir tanesi. Vallahi şu anda size nasıl söyleyeyim ki? Geçmiş zaman yani bütün hep şey kaçarak kaçmışlar, tamamen kaçmışlar yani malını mülkünü bırakıyor, kaçıyor geliyor. Öyle bir rahat hayat olsa bırakıp gelirler mi? Oranın köklü aileleri yani. O zaman şöyle, sadece birinci savaştan değil onların gördükleri o zulümlerden de bir kısmı kaçmış olabilir. Yani o zulümler kimden olduklarını hiç bahsediyorlar mıydı? Mesela Slavlarda mı, Bulgarlarda mı? Bulgarlardan şey yapıyorlardı hep. Bulgarların zulmü var diyorlardı hep. Pra dhe një nga shkaket tjera, sebepet tjera kryesore, të cilët shumë familje kanë lënë trojit e tyre, kanë lënë shtëpitë e tyre, kanë lënë pasurit e tyre, që familje e tyre ka qenë një familje me shumë themele të forta, qoftë ekonomike, qoftë fisnore, por sidomos qetat bulgare, thotë na tregonin shumë histori, të cilat për momentin s'po i sjell në gojë, kanë pas bërë shumë masakrime, thotë, dhe nga këto pasoja kanë qënë të dëturuar që të largohen. Peki Türkiye'ye geldikleri zaman ne yapmışlar, neyle uğraşmışlar? Şimdi o ilk başta geldikleri zaman bakkal dükkanı açmışlar. Ha. Beşiktaş'ta. Çok akabinde iyi. De bizim Beşiktaş'ta şeker dükkanımız vardı. Şeker dükkanı. Şekerci dükkanımız, evet. 64 seneye kadar şeker dükkanında çalıştık. Ne zaman açmışlar ilk olarak? Gelir gelmez Türkiye'ye. Bakkal evin 36 senesinde Beşiktaş'ta ev yapıyorlar. Hı hı. Evin karşısında altında dükkan var. Orada bakkal olarak çalışıyorlar. Hı. Babam hatta İtalyan mektebine gidiyor. Amcalarım dükkana gelip babam sabah dükkanı açıyor, temizlik yapıyor. Onlar geliyor. Bazı okula gidemiyor. İngiliz öğretmen, İtalyan öğretmen diyor babama, Kemal Bey niye okula geç kalıyorsun diyor. O da diyor ki ben böyle böyle dükkan var diyor. Temizlik yapıyorum. Abimler geldikten sonra geliyorum. 9'dan sonra okula almıyorlarmış. Hı. O zaman diyor siz böyle okuyamazsınız diyor. Siz gidin diyor. Hı. Bu yani böyle. Hı. Pra dhe kur kanë ardhur në Turqi, ato punë e cila kanë bërë, ka qenë kanë hapur një kiosk të vogël, të cilët kanë shitur vazhdimisht ëmbëlsira, pra sheqer, dhe babai i tij si familje fisnike që janë, ka qenë zënës i shkollës italiane, dhe në të njëjtën kohë patjetër që edhe kanë punuar, edhe kanë studiuar. Sonra da ailede Türkiye'de hayatınız nasıl devam etti? Hayatımız burada devam işte. Annemden evleniyor babam. Ondan sonra işte bizler iki kardeşiz. Bir ablam var, bir ben varım. Hı hı. Ben de evleniyorum. Benim üç tane çocuğum var. Bir kız, iki oğlan. 5 tane de torunum var. Allah bağışlasın. Amin. Pasta kanë kryuar familjet e tyre, janë martuar edhe që sot i jetojnë këtu. Peki hiç Arnavutluk, o Arnavutluk kanı var ya dedelerden gelmeli. Onu damarlarda nasıl hissettiniz? Yani sizde bir özlem hissettiriyor mu? Valla ben gitmemiştim. Cevdet'le başladık biz Arnavutluğa gitme. Şimdi 15 gün oldu diyorum ki Cevdet ne zaman gidiyoruz diye.
Yani şimdi kan çekiyor da bizi. Pra po e ngacmoj pak sepse patjetër që kanë ardhur gjyshër, por brezat e ri janë më të interesuar për të kaluar ënë dhe i them që si gjak shqiptari si je. Atë të pickon pak gjakut, të tërheq prak gjaku i shqiptare që dhe çfarë të thotë kjo ndjenja dhe thotë që e kemi gjakun brenda, patjetër që e ndjejmë edhe kur kalon pak kohë që nuk shkojnë në Shqipëri, i them xhevdete, hajde xhevdete, u bën 15 ditë, a shkojmë edhe një herë në Shqipëri. Na tërheq sot gjaku jon. Arnavutlu'a gittiğinde ne hissediyorsun? Valla kendimi bahçıvar hissediyorum. Ne hissedim? Orası sanki bir başka geliyor bana. Ama burada senin zaten çok güzel bir hayatın var. Çok güzel bir hayatım. Yani iş konumu oldu. Yani Türkiye'de böyle krallar gibi yaşayan Arnavutlardasınız yani. Evet, ama, gene... Orası başka. Şimdi ben tamam güzel söylüyorum. Ben emekliyim. Beşiktaş kulübünde de 2010'dan beri sicil kulundayım. Yani, ama oraya can atıyoruz gitmek için. Böyle bir şey olmaz yani. Hiç, ana toprağa, baba toprağa diye can atıyoruz oraya gitmek için. Pra po e ngacmoj pak, po i them që jeni një nga familjet më elitë shqiptare këtu, i cili është edhe në kryesinë e klubit të Beşiktaşit dhe sot është në një punë të tillë. Pra është një nga familjet më të zgjedhura dhe më të respektuara që nga turqit, nga shqiptarët në Turqi. Edhe i them që keni një jetë fantastike. Pra çfarë të rëhesh që shkosh në Shqipëri, çfarë ndjeni as të tërheqin? E po thotë kam gjak, është to ka ku ka lindur gjyshja, ku ka lindur gjyshi, më tërheq. Kjo është një ndjenjë që nuk mund ta shpjegoj. Pastaj është diçka fantastike që të shkoj atje, ndihem aq i lumtur sa nuk mund ta shpjegoj. Peki, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki bağlantılar şu anki son zamanlarda ne düşünüyorsun? Şimdi valla Arnavutluk'taki bağlantımız şu anda çok güzel. Bizim arkadaşlarımız orada. Gidiyoruz, bizi güzelce ağırlıyorlar. Peki oradaki Arnavutlar sizi Türk olarak görüyorlar mı? Hani böyle yabancı olarak görüyorlar mı? Hayır, hayır, yabancı olarak görmüyorlar biz onları. Onlar bizi yani canı gönülden bizi karşılıyorlar. Biz de onları karşılıyoruz burada geldikleri zaman. Yani onlar bize bir geliyor, biz onlara 15 gidiyoruz. Pra, përsëri unë doja të ngacmoja pak dhe i thashë se më çfarë si ju shikojnë shqiptarët kur shkoni atje? Ju shikojnë si të huaj, ju shikojnë si turq, për arsye se nuk kanë as shqipen, por thotë jo, as pak nuk na shikojnë në këtë sy, përkundrazi na shikojnë me një sy kaq të ngrohtë zemre, ku që ato na hedhin një hap ne i hedhin 15 hapa që të afrohemi këta ato dhe nuk ndjejmë as pak jabancëllëk, pra sikur jemi të ndarë ose na ndan diçka, nuk është, nuk kemi një temë të tilla. Ayın biz 11'inde gittik, 17'inde döndük bu ayın. En çok orada beğendiğiniz nedir? Yemek, içecek, yani Arnavutluğun en meşhur olan şeyler sizi çeken ve of her gün burada olsa dediğiniz nedir? Valla şimdi gittiğimiz zaman Cevdet'in halasının kızı bizi sabahleyin bir kelle paça çorbayla hazırlıyor. Arkabinde petrolalar. O petla. Akşamleyin deseniz öyle yemekler, etler. Yani bu, biz bu, tavşan yani. Dağ tavşanı yapıyor bize bir kadıncağız. Aklınız hayaliniz dur, anlatamam. Ya orası bize bir başka. Atje thot është diçka tjetër, është një vend tjetër që nuk shpjegohet. Atje gjithçka është e bukur, edhe çorba që na bën gjyshet kur shkojmë, edhe ato gjella që na bëjnë ato kur shkojmë. Edhe gjithçka, edhe atmosfera është diçka shumë e veçantë, nuk krahasohet me asnjë bukurinë të tjetër në botës. Bir de darılıyorlar yemek yemediğimiz zaman. Fazla koyuyorlar. Aman az diyoruz kızıyorlar. Almaz diyorlar. Yiyeceksiniz yani böyle bir şey. Vallahi bildiğiniz gibi değil. Oraya gittiğimde kilo alıyoruz. Güzel bir mesaj ve bir selam alalım mı? Tabii. Bütün Arnavutluk'taki bütün dostlarımıza selam. Përshëndetje pra, për të gjithë miqtë tonë që kemi në Shqipëri, për të gjithë shqiptarët, përshëndetje.